Hoş bulduk. Çok Size anlatmaya teşekkür çalıştım ediyorum. ama yani size anlatmak o kadar basit bir şey değil yani. Yani öyle anlatırken öyle ağırlıklar yüklüyorsunuz ki omuzlarımıza, Cenab-ı Allah o ağırlıkların altından kalkmayı nasip etsin. Acaba hakikaten öyle miyiz? Öyleysek ne kadar mesuliyetimiz, ne derece, ne denli büyük, onu düşündükçe biraz sıkıntılı oluyor tabii. O zaman siz bu zamana kadar omuzlarınıza aldığınız yükü taşıdınız. Ve sevgili seyirciler, bir de kendisi her tevazu sahibi olduğu için bir Dede Korkut'umuz vardı tarihler önce, ama asrımızın Dede Korkut'u da Sayın Ozan Arif. Yani hayattayken bu Estağfurullah. unvanı kendisine verilmiş değerli bir Ozan. Asrımızın Dede Korkut'u diyoruz biz. Estağfurullah. Yani hakikaten ben çok fazla mütevaziliğin de Evet. biraz kibirden kaynaklandığının idrakinde olan birisiyim. Ben mütevazilikten demiyorum. Hakikaten insanlar her şeyi söylüyor. Mesela önüne gelene ozan denilir. Yani Evet. ozan, Evet. acaba ozan Arif de ozan, Evet. ozanlık Ne kadar ozan ne yani? kadar ozan? Nedir Yani ozan? bunun şeyi yoktur Evet. böyle. Bazı unvanların koruyucusu yoktur, Evet. inzibatı yoktur. Evet. O unvanları herkes rahat rahat Kullanabilir. kullanabiliyorlar Evet, yani. evet. Esasında en kullanılması zor olan unvanlardır. Yani bazen işte çıkar, aşık der, ozan der Evet. veyahut çıkar. Yani şimdi bırakın akademik unvanları bile önüne gelen kullanıyor. Evet, gidip Yani alıyor yani. ağlıyor He, işte bakkaldan parayla alır gibi. kurnan da alır. Evet. Yani bakkaldan alır gibi alıyor. Bunda para yapıla da ihtiyaç yok. Hemen herkes önüne gelen kullanıyor. İki tane lafı yan yana söylemeyi az da kafiyeli filan yaptıysa işte ozan bilmem ne Demek falan ki filan. biz de ileride bir şey iki cümleyi bir araya kafiyeli bir şekilde getirsek bize de Ozan Zeki falan. Yani siz ona tevessül etmezsiniz Yok de. ya, Evet. estağfurullah. Haddimizi biliriz en Evet. azından. Biz haddimizi biliriz. Ozan, bir sizin biraz sonra konulara gireceğiz. Konularımız işte Türkiye'deki son siyasi gelişmeler, işte anayasa yeni yansı tasarının hazırlanması, kimlik meselesi falan var. Efendim, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın göçün 50. yılını yaşadılar. İşte bu göçün 50. yılı bizler için neler mana ifade ediyor? Bunları genel bir şekilde konuşacağız. Son yıllardaki milliyetçi ve ülkücü hareketin neden çok pasivize olmuş bir görüntü halinde durduğunu belki sevgili seyircilerle paylaşacağız. Ama ben programa bir giriş yaptım, ama bir de sizin ağzınızla, sizin dilinizle sevgili seyircilerimize, bizi seyreden insanlara bir hoş geldiniz almak istiyorum. Nasıl hoş geldin der Ozan Arif insanlara Hoş mesela bunu? geldiniz demeyelim de Evet. bugün herhalde anladığım kadarıyla bir sohbet Sohbet. Evet, sohbet edeceğiz. edeceğiz. Bunun bir diğer de muhabbet Evet. edelim. Gel muhabbet Yani edelim. Evet. gel muhabbet edelim diyelim. Evet. Daha selamlamadan da hoş gelecek. Evet. Daha bir anlamlı olur diye düşünüyorum. Evet. Gel muhabbet edelim. Gel kardeşim. Gel hele. Gel muhabbet edelim. Şöyle gönül gönüle gel. Gel muhabbet edelim. Gelecek nesil bizden ders alsın sevgimizden. Yürüsün. Yürüsün aynı izden. Gel. Gel. Madem geldik dünyaya, sevelim doya doya. Ne lüzum var? Ne lüzum var kavgaya? Gel, gel muhabbet edelim. Gönül seferberliği, ülkü, iman birliği, budur dünya varlığı. Gel muhabbet edelim. En büyük servet elbet, muhabbettir muhabbet. Ondan doğmuş Muhammed. Gel muhabbet edelim. Kim ki aşkı düş eder, muhabbeti iş eder, Allah onu hoş eder. Gel, gel muhabbet edelim. Ömür yaydan çıkmış ok, çok kısadır Arif çok. Bugün bugün varız, yarın yok. Gel, gel muhabbet edelim.
Evet, muhabbeti böyle başlatmış olalım. O zaman yani Ozan'ca muhabbet edelimin açılımı gerçekten çok güzel. Sevgili seyircilerimiz de bu muhabbete katılacaklardır inşallah. İnşallah. Ozan, katılan da sağ olsun, katılmayan mutlaka katılacaklar, evet. Ben tahmin ediyorum. Yani bizi gören, seyreden insanlar bu sohbete, bu muhabbeti bizimle birlikte katılacaklar. Çok derin ve güzel bir sohbet olacak. Şimdi Ozan'ım, demin programın öncesi söyledim. Arada güzel konuya göre, konunun manasına göre güzel destanlarınız var. Hepsi güzel. Ama ben aralarından bugünkü yapacağımız sohbete göre, muhabbete göre bazılarını seçtim. Zaten stüdyoya girerken dosyayı elimden aldın. Dosya sizin elinizde. Yani ip aslanın elinde şimdi. Şimdi buradan konumuza göre çok güzel destanlar var. Bu destanları da sevgili seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Farklı bir format olsun. Hem destanlarla onlara güzel mesajlar verelim. Hem de sohbetimizde onları biraz kendine getirelim. Biraz titresinler istiyorum ben. Memnuniyetle elimizden ne gelirse. Yani şimdi Kanal Avrupa'nın manyetik alanını, esir sahasını biliyorum. Evet. Bizi hangi nitelikte insanların takip ettiğinin müddekiyim. Evet. Onun farkındayım. Dolayısıyla işimiz pek kolay değil. Evet, zor bir zaman. Biz burada hem akademik kariyeri olan insanların, evet, hem de sabanın kulağını bırakıp gelmiş kardeşlerimizin ikisinin de lezzet alabileceği bir sohbet kurgulayabilirsek, evet, İnşallah öyle olur. İnşallah ikisini de memnun etmiş oluruz. Kusurlarımız olursa şimdiden affola. Yani eğer bizim diyelim de yani Ozan Arif'in kusuru olursa ki olmaz tahmin etmiyorum. Olmaz diye bir şey yoktur yani. Biz kusur doluyuz. Yani öyle demeyin. Ben kesinlikle, çünkü herkesin hoşuna gitmek, evet, zor. Herkesi memnun etmek zor. Herkesi memnun ediyorsanız sizde bir şey yoktur. Yanlışlık var değil mi? Bir yanlışlık vardır yani orada. Öyle yani birilerini rahatsız etmeniz gerekiyor. Yani böyle yani dost kazanırsınız, düşman da kazanırsınız. Evet. Dost kazanmak yani nasıl güzel bir şeyse, evet, yani ikisinde de bir şey var, bir güç lazım. Evet. Birisinde işte kemalet lazım belki, evet, birisinde şey lazım, ikram lazım, sunmak, evet, lazım. Düşman kazanmak da öyle kolay değil yani. Evet. O da zor. Onda, evet, da kudret, evet, lazım. Kudretin yoksa senin düşmanın olmaz. Güç lazım. Evet. Güç lazım. Peki o zaman hemen sohbete girelim. Tabii ben ara sıra buradan destanlardan size vereceğim kendi seçtiklerimi inşallah. İyi, siz verin, ben okurum. Tamam, siz okursunuz. Şimdi Göçün 50. yılıyla ilgili biraz başlamak istiyorum. Biliyorsunuz son günlerde hep modaydı. İşte Göçün 50. yılı kutlamaları yapıldı. İşte etkinlikler yapıldı. Efendim, insanlar buraya geldi, sempozyumlar düzenlendi. Göçün 50. yılında neler, sizce bir Ozan olarak bu insanlarda neler gördünüz? Yani göç 50 yıl bize neler kazandırdı, bizden neler getirdi? Onu öğrenmek istiyorum. Sizin pencerenizden bakmak istiyorum. Neler, ne oldu bize yani? Bu konuda evet, ben de zaman zaman rastladıkça takip ediyorum. Gerek sizin programlarınızı, evet, gerekse başka kanallarda, evet, bu işin üzerine kurgulanmış programlar seyrettim. Çeşitli seviyede, çeşitli meslek gruplarından, çeşitli sosyal kesimlerden insanlar bu konuyu değerlendirirken herkes bir ağdalı işte süslemeye falan, evet, çalışıyor. Ama benim kanaatime göre bu işte göçün nedir? 50. yılı. Yani ha 50 yıl önceyle 50 yıl sonra arasındaki bizim kat ettiğimiz merhale dünyanın gelişmesiyle ilgili. Hı hı. Yani biz buraya göç eden o Anadolu'nun evlatları olarak bir mesafe kat etmemişiz. Evet. Aynen saymışız olduğumuz. Yani saymışız, evet, ama nedir kat edilen mesafe? Hı hı. Onu zaten dünya kat etmiş. Ona, evet, Almanya kat etmiş. Hı hı. Almanya'da yani dün çok kötü şartlarda evlerde durma durumunda kalıyorsak zaten Almanya'daki evler kötü şartlarda olan evlerdi. Yani bir dünya savaşı, ikinci dünya savaşından sonraki yani, hali. Evet. Almanya ne mesafe kat ettiyse biz de onu burada şimdi dün belki daha ağzı burnu düzgün evlerde oturuyoruz, evet, veya ağzı burnu düzgün arabalara, evet, biniyoruz. Zaten bunlar çoğaldı, evet, etti. Yani benim bir şiirimde vardır. Dün tenasül uzvunu incir, evet, yaprağıyla, ağaç yaprağıyla örten yamyamlar bile şimdi trikotaj bilmem ne, naylon bilmem, evet, neler giyiyor. Yani, evet, biz de bir şeyler kat ettik. Ha şimdi bana
kendi kendimize hiç süs yapmayalım. Evet. Ben 50 yıldır nedir? 50 yıl önce geldik buraya. Valizimiz, tahta valizlerle evet. geldik işte meşhur evet. resmidir evet. trenden evet. inerken falan. Belki o zaman şunlar olmadı değil. İşte bu zamanın bize verdiği şeyler. Almanca bilen yoktu, yabancı dil bilen yoktu, çok azdı. Evet. Bir tercümanın kapsında bir sürü şey vardı. Şimdi belki evlerimizde 3-5 tane lisan bilen çocuklarımız var. Kesinlikle. Yani her biri bilmem evet. ne var. Bu tür şeyler kazanımlarımız evet. var tabii evet. yani şey yaptık. Ama Almanya'da bana göre yani müstesnalar varsa kaideyi bozmaz diye düşünüyorum. Gibi şey beylik evet. laftır evet. bu. Kim bu buralarda kazandım diyorsa bana göre biraz yani abartıyoruz. Şimdi eğer kazanmak, 1-2 markı yahut evet. euroyu yan yana getirmek veya birkaç apartman katı sahibi evet. olmak veya bilmem ne sahibi olmak bunlar kazanımsa doğrudur. Yani evet. ona bir şey katılmam. Ama kazandıklarıyla kaybettiklerini terazinin iki gözüne koyduğu zaman ben insanımızın fazla bir şey kazanmadığını düşünüyorum. Aslında kaybettiği çok şeyler var. Yani 50 yıl önce diyelim ki gelirken bize bir buraya gönderenler bizi buraya gönderirken çocuklarımızın okuyabileceği bilmem ne yapacağı bir okul mu koydular önümüze? Türk Hayır. okulu var mı? Hayır. Gene yok. O zaman hatta ibadet edeceğimiz cami mi koydular? Allah'a şükür ki şimdi apartman katı şudur budur tutuyoruz bilmem evet. mescit falan. Yine insanlar kendi gücüyle yaptılar. Bir şey bir kazanım mı var? 50 yıl önce bizi kabul eden bu toprakların asli sahipleri evet. efendim bizim belli değerlerimize karşı bir tutum mu değiştirdi? Yani Hayır. diyelim ki Hayır. Ramazan bayramımızda bize o gün bunlar Müslümanlığın bayramıdır evet. veyahut gerçi evet. Müslümanlarda da burada şey var. Yani evet. biz onların da ne yaptığı belli evet. değil. Bayram verecek de hangi günü versin? Evet. Biri bir gün önce yapıyor. Evet o doğru. Bir gün, kendi aralarında anlaşamıyorlar. Bir gün sonra evet. yapıyor. Yani bir şeyler şey yapılmış değil. Ben öyle çok fazla mesafe alındığı kanaatini taşımıyorum. Ama çocuklarımız işte Allah'a şükür dediğim gibi burada birikim sahibi olan insanlarımız var. Üniversite bitiren az da olsa ama bu 50 yıla göre bu nüfusla çok daha değişik noktalarda olmamız lazım. Değil mi yani? Tabii yani çok daha büyük sayılarla ifade edilmeliydi. Çok fazla sayıyla ifade edemiyoruz. Yine de kazanım kazanımdır diye onunla teselli olmaya peki, çalışıyoruz. Peki yani. Kültür manevi bir erozyon, manevi bir kültür yaşandı mı size göre yetişen yeni nesiller arasında? Korkunç. Evet, mesela onu ele alalım yani biraz. Yani bu kültür konusunda evet, evet. ben bazen işte çok fazla gidemiyorum ama eşimin evet. en yakın bir evet. de benim gittiğim insanlar belli değerlere çok hassasiyet gösteren insanlar. Düğünlere falan gittiğim oluyor. Orada gördüğüm manzarada bakıyorum ki yani seyrediyorum. Bu yani bu nedir bu düğün? Ne, görünen manzara, evet. giyim, kuşam her şeyiyle beraber. Bir standart, bir kalıp da oturtturmak istemiyorum ama evet. her şeyden önce insan bir bu bana uyuyor mu uymuyor mu evet. bunu tartar. Böyle bir terazisi yok. İnsanımız bunu kaybetmiş. Şu anda bizim öyle şeylerimiz var ki bunu yani desem ki buraya benzetiyoruz kendimizi. Buradakiler bile yani bu toprağın sahipleri diyelim ki Avrupalı bile o şekilde bir görünüm merasim görünüm evet. arz etmiyor. Evet. Bakıyorsun Müslüman Türk evladı evet. böyle bir şeye bürünmüş. İki arada bir derede yani bir ucube bir şekil almış. Yani bir evet, evet. mesela bir kanallar var işte evet. düğün müğün evet. yayınlıyorlar. Evet. Bir bakın orada yani evet. vaziyeti böyle giyim yakışıyor mu yakışmıyor mu? İşte ya bir kültür ve şey erozyon erozyon evet. yani korkunç boyutta. Korkunç boyutta. Korkunç boyutta. Kimlik bizim zaten burada bana sorarsanız evet. en büyük derdimiz kimliğimizi muhafaza derdimiz. Bu konuda üzülerek ifade ediyorum. İçimi acıtıyor ama devletimizin çok fazla bir gayreti yoktu. Ha, oraya gelmek istiyordum. Yani evet. 50 yılda devletimiz ne vermiş bu insanlara? Yani yok. Maalesef bizim malumunuz. Yani ben oralarda görev yapan insanları da suçlama adına söylemiyorum ama damga vurup pasaport evet. uzatıp 3-5 kuruş toplamaktan başka yani Allah razı olsun yine işte Diyanet'in evet. işte gönderdiği hocalar var. Çocuklara, çocuklara bilmem neler var. Yani bu işin üzerinde fazla durulmuyor. Bizim belki de Avrupa Birliği diyoruz ya evet. oraya biraz milletimizin bu belli değerlerini muhafaza etmekte gösterdiği direnç bu işi zorlaştırıyor. Evet. Eğer bizi kasap çengelinde asılı olan et haline getirdikleri zaman
bize Avrupa Birliği buyurun diyecek. O zaman ama millet olma vasfını kaybedeceksiniz. Yani Müslüman Türk olma özelliğiniz gidecek. Kelleniz, paçanız, bilmem neyiniz. Kasap Çengeli'de ya, aslı bir hayvan vardır mesela. Evet. Ulan bu koyun mu, kuzu mu, sığır mı bazen şaşırır. Çok kasap evet. iyi bilir ama evet. bazısı şaşırır. Yani evet. o duruma getirirlerse buyur diyecekler o zaman. Şöyle bir şey var. Yani madem Avrupa Birliği'ndeki son halimize geldik. Avrupa Birliği ile ilgili sizin bir destanınız vardı herhalde. Ona o var, destanı okuyalım yani mı? Avrupa Birliği ile değil de. Avrupa bu, Birliği yani. Bu genel erozyon. Evet. Bizi. Evet. Ben onu bir bulmaya çalışayım Ozan'ım. Sizin o konuyla ilgili gerçekten çok önemli bir destanınız var. Aklıma geldi şimdi. İnşallah onu bulabilirim. Bu aslında bizim vatandaşlarımızı biraz sonra bunu da almak istiyorum. Neden Almancı vardı ya bizim. Girdik ki mevzumuza. 50 yıl bize neler getirdi, neler götürdü bizden. Yani o bir mesela, şeydir. Esasında buraya bunu alalım. Madem öyle mevzu kopmamış olsun. Mevzu kopmamış olsun mesela bunu alalım. Neden Almancı? Bunu çok sahnelerde ben çok insanımız aşina buna ama. Ben de rahatsız oluyorum. Gurbetçi Almancı diyorlar bize Türkiye'de hala. Yani burada yabancıyız. Bu şey, bu Almanya'daki adına işte Almancı denilen gurbetçi kardeşimizin. Evet. arkadaşlarımızın işte bu gurbette rızkını kazanma durumunda kalmış insanların hepsinin aşağı yukarı yaşadığı manzara. Evet. Burada adımız malum işte Ausländer, yabancı. Evet, evet. Türkiye'ye gidiyorsunuz Almancı. Hı hı. Son senelerde artık buranın da eski tadının kalmadığını yavaş yavaş Türkiye'ye öğretiyoruz. Evet. Eskisi gibi bakmıyorlar ama eskiden şöyle bir bakış vardı. Bir küçük kasabada düşünün ki bir Almanya'dan izne gitmiş bir vatandaş düştü müydü? Esnafı, mesnafı hepsi onun ağzına bakardı. Evet, bir manifaturacıya girse, 2 metre bez alacak olsa, işte o başkaları gelip yerli halk mesela bunu 5 liraya alıyorsa Almancı'ya 7,5 lira der. 8-10 lira hatta. 8-10 lira bilmem iki katını söylerlerdi. Ya kardeş ama bizim komşu almış böyle değildi. Ya sen Almancısın sana tabii dokunmaz şey falan. Yani dersin ki sokaktan böyle para işte topluyoruz. Ama biraz da bunda buralara gelip izine dönen arkadaşlarımızın çizdiği portrenin de şeyi var yani. Onlar da mesela suçta, o suç var işte yani, diyelim ki buraya geliyor bir 2 sene sonra bir arabayla orada belki bir öküzü tekti bir öküzü de komşusundan alıp eşleyip çiftini sürüyordu ama buraya geliyor 1-2 sene sonra Mercedes'den geliyor gelmesi de normal ama ona öyle bir geliyor ki oradaki kalan geri hani işte baban çarık giyerdi bilmem bunları unuttun mu türküsü onu gibi oradaki insanın böyle sanki gözüne sokarcasına böyle tavırlara da girenler oldu işte çift kasetli teypler tüylü şapkalar hatırlarsınız o günleri. Şimdi ne demek Almancıyı isterseniz ben burada ben de öyle düşünürdüm ama buraya gelip de Almanya'da bulunan insanların nasıl para kazandığını ne zorluklarla kazandığını hangi zorluklarla hangi şartlarda para kazandığını görünce böyle bir destana ihtiyaç duymuştum. Şimdi bu destanı bir dinletelim. Onu bir daha duyuralım. Duyuralım Bir daha duyuralım. Ne demek Almancı? Almancı deme. İnan hayattan yılarak kazandım ben bu parayı. Şu halime bir bağ koldan kanattan olarak kazandım ben bu parayı. Markı görür görmez Almancı deyip soymaya kalkmayın. Ayıptır ayıp. O zaman markı para değer. Markı görür görmez Almancı deyip soymaya kalkmayın. Ayıptır ayıp. Zannetme ki Almanya'da oynayıp gülerek kazandım ben bu parayı. Ne anadan kaldı ne de atadan, ne piyango ne de spor totodan. Çok para değil ki desem lotodan alarak kazandım ben bu parayı. Aklım ermez gaspa, soyguna ve de sizin şu hayali ticarete de. Ne rüşvet, ne torpil ve hatta ne de çalarak kazandım ben bu parayı. Nasıl mı kazandım şimdi dinle bak.
nasıl kazanılır bilir misin Mark? Zor değil çehremden bunu anlamak. Solarak, solarak kazandım ben bu parayı. Ne demek Almancı? Mert olalım mert. Türk oğlu Türktür be karşındaki fert. Bir değil, bir değil hemşerim bin bir çeşit dert. Bularak kazandım ben bu parayı. Dur, dur hemen bozulma, dinle bir hele. Mark'ın diğer adı çiledir çile. Ellerin kapsında, ellerin kapsında yıllarca köle. Kalarak kazandım ben bu parayı. Ömrümün, ömrümün en güzel gençlik çağları, geçti gazel döktü artık bağları. El yurdunda, el yurdunda tepeleri, dağları delerek kazandım ben bu parayı. Alman markı kaşla göz sebebine, öyle karşılıksız koymaz cebine. Tam, tam 2000 metre yerin dibine dalarak kazandım ben bu parayı. Korka, korka ve sürüne, sürüne madenlerde iniyordum derine. Gün oldu, gün oldu ölümle burun buruna. Gelerek, gelerek kazandım ben bu parayı. Çalış, çalış yorulurdum haliyle. Akşamları farkım yoktu ölüyle. Derin uykuları, derin uykuları saat ziliyle bölerek kazandım ben bu parayı. Nesini? Nesini anlatsam sana nesini? 20 yıl dinledim çanın sesini. Almanya'nın, Avrupa'nın pisliğini, pasını silerek, silerek kazandım ben bu parayı. Çan sesi dediysem yanlış anlama. Ben de Müslümanım, müminim ama var diye yüzünden ayda bir cuma kılarak kazandım ben bu parayı. Ne kültür, ne tarih, ne dil, ne töre. Çocuklarım gitti göz göre göre. İnsan, insan bir kez ölür. Ben milyon kere ölerek kazandım ben bu parayı. Ter kokar hemşerim. Ter kokar hemşerim bu para ter, ter. Söyletme Arif'i yeter be yeter. Hülasa, hülasa hayatı ölümden beter. Bilerek, bilerek kazandım ben bu parayı. Evet. 50 yılın hikayesi burada gizli. Evet. Ozan'ım yani 50 yıl bu çok önceden yazılmış bir destan. Biliyorum. Ama 20 yıl diyorum. 20 bak. Yıl evet. Demek işte, ki 50 yıl. Şimdi... Yani 50 yıl. Evet. Yani o zaman yazılmış bir destan ve Mark döneminde aynı 50 yıldan beri aynı çileler, aynı dertler bir çekiliyor, devam ediyor. Çok acı, içini evet. Acıtıyor insanın ama evet. Çok severek doğru evet. Bir iş yaptığımı düşündüğüm. Kesinlikle. İyi ki yazmışım kesinlikle dediğim bir şiirimiz, destanımız diyelim. İnşallah hizmet yapmıştır diye düşünüyorum. Valla okuyanlar evet. Herhalde bir geçmişe döndüler. Ve dinleyenler şu anda evet. Bizi dinleyenler, sevgili seyirciler mutlaka. Hele biliyorsunuz kanalımızın olduğu yer Ruhr bölgesi. Maden ocaklarının en yoğun olduğu i̇şte, yer. Tam yeri. Benim tam de yeri. Aklımdan o geçti yani. Yani şurada merkezi. Herhalde öyle derler, öyle evet. Biliriz yani. Bilmiyorum evet. Doğru yanlış. Hani evet. Bu bölgeden yerin altına inseniz yürüye evet. Yürüye Belçika'dan çıkarsınız derler yani. Yani tam yerinde bir şey, bir program yapıyoruz şu anda ve bizi de sağ olsunlar Enerve bölgesinde ve Almanya'nın her tarafında hatta Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde maden ocaklarında çalışan insanlarımız kendi hayatlarını bir an önce şerit gibi gözlerinin önüne geçti. Tabii yani ben burada Almancı dedim ama evet. Almanya orada bir sembolik Hollandalı ifade. Da, Hollanda'daki de aynı evet. Derdi yaşıyor. Fransa'da da, Frank'ı evet. Kazanan da aynı evet. Derdi yaşıyor. İsviçre'deki de evet. Yaşıyor. Yani bütün yad ellerde rızık kazanma durumunda olan insanların hikayesidir. Evet. Ezan seslerinden uzakta, çan seslerinin dibinde
ay yıldızın gölgesinden uzakta, haçın gölgesinde para kazanan insanların bir acı hikayesidir bu. Evet, kesinlikle. Yarın bunu sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan, hatta edebi açıdan evet, romanını yazacak olanların herhalde burada böyle bir şey var diye bir göz atacağı malzeme olarak. Kesinlikle öyle. O zaman şimdi buralara kadar geldik. Aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesine falan da gelmek istiyorum. Daha konularımız çok geniş de. Bir şey arıyordum. Buldun mu onu? İşte onu arayacağım. Avrupa Birliği evet. Neden Avrupa Birliği, yani Avrupa Birliği'ne girmek için bizden neler isteniyor? Yani biz sadece Avrupa Birliği değil, o aradığınız herhalde yani, bilmiyorum, kör müsün? Kör müsünle ilgili. Evet. Ya, kör müsünle yani ilgili. Genel böyle evet. Türkiye ile Türkiye üzerindeki hesapların değil mi? Yani hesapların evet, hikayesi. Evet. Sevgili seyirciler, çünkü çok benim için mesela demokrasi bunu biraz sonra belki alacağım ama demokrasi nedir? Evet. Bir Ozan'ın destanıyla demokrasi nedir? Şimdi kör müsün burada? Kör müsünü buldum. Yani kör müsünle aslında şöyle yapalım Ozan'ın. Siz kör müsünü benim için önemli çünkü Avrupa Birliği AB tamam, diyerek meleyecek miyiz? O da var içinde tabii. Evet. Ben biliyorum. Çünkü çok da bazen benim yazılarımda da köşe yazılarımda da kullandığım bir şey. AB diye meleyerek Avrupa Birliği'ne girecek miyiz? Sizden alıntı ama. Yani sizin evet, sözleriniz kadar ben kullanıyorum. Şeyde bazı köşe yazarımda. İstersen şununla sevgili seyircilerimize kör müsünü bir dinletelim. Ondan sonra bir reklam arası veririz. Reklamdan sonra diğer konularımıza gireriz. Ne dersiniz? Memnuniyetle. Buyurun. Bugün doyurmak istiyorum. Tabii yani benim biraz önce dedim. Hep evet, böyle herkesin gönlünü kazanmak mümkün değil. Evet. Buradaki ifade etmeye çalıştığım görüşlere tam ters evet, bakış açısı olan insanlar da vardır. Keşke gönlüm ister ki onlarla böyle bir otursak da onun ileride yaparız. Bilmem nesini yapsak getiririz yani. Getiririz bir araya. Şey değil. Yani evet, bilhassa bazen böyle televizyonlarda falan görüyorum böyle evet, çok kelli felli evet, adının önünde acayip unvanlar evet, yüklü insanlar. Nasıl böyle bilmem. Ahkam kesiyorlar. Yani işte Avrupa'da böyle değil falan. Avrupa'da yaşayan insanlarımız bence onlara gülerek bakıyordur. Bakıyor yani, tabii canım biz yani, gülerek seyrediyoruz. Yani, nasıl değil Avrupa'da yani. Şöyle, daha zor o, daha falan, kötüsü. Evet Ozan. Kör müsün? Kör müsün? Kör müsün dedik. Mikrofonumuz evet, burada. Gene mikrofonu alalım. Ben tabii yani milletimin köleliğine varım, hizmetine varım. Ama bir yanlışı milletim de yapıyorsa, milletimin yaptığı yanlışı da benim kendi anlayışıma göre, bu milletin bir evladı olarak, milletimin yüzüne söylemeyi yine ozanlığın bir şiar olarak görüyorum. Onun için bu kör müsün şiirini bu mantıkla dinlesin dinleyenler. Kör müsün? Ey Türk oğlu, kendine gel kendine. Devletini deliyorlar. Kör müsün? Düşmeyelim şu batının fendine. 40 elekten eliyorlar. Kör müsün? Batı hep böyledir. Borç verir önden. Vatan ister vatan. Yurt ister senden. İktisadi yönden. Coğrafi yönden. Kuşatmaya alıyorlar. Kör müsün? Türkiye Türklerden nasıl alınır? Hesabı yapanla dost mu olunur? Hangi dağda hangi maden bulunur? Bizden iyi biliyorlar. Kör müsün? Batılı diyor ki şu kanun gerek. Biz de sanıyoruz bal ile börek. İnsan hakkı demokrasi diyerek ne hainler buluyorlar. Kör müsün? Hain çünkü bunlar almış doları, alınca batıya vermiş yuları. Bunlar şu AB'nin kadim kulları. AB diye meliyorlar. Kör müsün? Bazınız belki der kim bunlar, nerede? Nerede deme nerede, bunlar her yerde, şehirde, kazada, hatta köylerde akılları çeliyorlar.
kör müsün? Bunlar içinde, bunların içinde kim yok ki? Of, of! Kimisi medyatör, kimisi prof. Seçtiklerim bile kof çıktılar, kof! Aynı telden çalıyorlar, kör müsün? Son seçimde vebal attın boynundan, Müslüman seçmiştin, emindim bundan. Bunun bile hak çıkıyor boynundan. Frenk kıçı yalıyorlar, kör müsün? İşte bu AB'ci, aydın zevatlar, AB'yi överken göbeği çatlar. Pamuklar, yamuklar, bazı gavatlar, Ermenici oluyorlar. Kör müsün? AB için her bağımız hiç artık. Kan bağıymış, dil bağıymış, geç artık. Türkiye'de Türk'üm demek güç artık. Türk adını siliyorlar. Kör müsün? AB ne yapıyor? Bak vurup vurup, mozaik diyorlar mermeri kırıp. Kürdü Türk'ten, Türk'ü Kürt'ten ayırıp, dilim dilim diliyorlar. Kör müsün? Sonra Kürd'ün çocuğunu kandırıp, Hasan Sabbah gibi tam inandırıp, büyütüp, besleyip, silahlandırıp, üstümüze salıyorlar. Kör müsün? Bırak be, bırak be milletim, gafleti bırak. Aç gözünü artık, şu piklere bak. Vatanımda bayrağımı yırtarak ay yıldızı yoluyorlar. Kör müsün? Kör müsün diyorum, hiç kızma, affet. Zıvanadan çıktım, nedir bu gaflet? Savaş var karşında, devlet yok devlet. Sinsi sinsi geliyorlar. Kör müsün? Bakın, bakın yankilerle verip el ele, çakalken it oldu iki hergele. Talabani bile, Barzani bile paçamıza dalıyorlar. Kör müsün? Zaten PKK'yı kuran da Batı, kurup arkasında duran da Batı, bizi sırtımızdan vuran da Batı, ensemizde soluyorlar. Kör müsün? Bitsin artık. Bitsin artık dostuz mostuz mavalı. Gördük işte en dost olan düveli. Başımıza kim geçirdi çuvalı? Bir de kız gülüyorlar. Kör müsün? Washington, Brüksel, Strasbourg, Roma. Arif bunlar dost mu olur adama? Felaket tellalı değilim ama Türkiye'yi bölüyorlar. Kör müsün? Evet sevgili seyirci. Durum bu. Evet Ozan'ım. Anlayana gerçekten sivrisinek saz. Valla bunu sivrisinek de anlamıştır herhalde. Davul zurna gibi çıktı bu. Mutlaka giden yere mesajlar gitmiştir. Evet sevgili seyirciler, söylediğim gibi şimdi bir kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.